komşusuyum. Gece saat 11 falanıdır. Böyle askeriyenin arabaları geldi, polis arabaları ne geldi. Eşim dışarı çıkmıştı. Vurmuşlar Müslüm'ü dedi. Öyle deyince ben de köyde vurulur sandım. Ese dedi yok askeriye de vurulmuş, şehit olmuş dedi. Ondan sonra işte hiç kimse uyumadı. Bir konteyner var, devlet şey mahtar vermişti. Bir de çadırları var. Evet, çadıra bir de işte kendi imkanları yine şey yaptılar. Böyle baraka kurdular, eşyalarını koydular ev yıkılınca altından kurtarabildikleri eşyalarını. Yardım geliyor, muhtar götürüyor, kendi evine koyuyor. Bak köy için bu köy bakkalı diye bizim şurada bakkalımız vardı. Uçtu bakkal, evimiz uçtu, bakkalımız uçtu. O kontarı el etti, taze evinde durdurdu, oradan kendi evine götürdü. Bütün gelen malzemeler kendi evine koyuyor muhtar. Gece oldu kendine o yatanlara el etip babası taksiyle veriyor. Daha mıhtar da gelsin karşıma. Babası da gelsin bize bir paket vermiş kul diye. Vali misin, şoförü müsün? Valiysem ne yapacağım, şoförüysem ne yapacağım dedi. Ben dedim bu acı da dinmez ama dedim acı seni burada buldum ben bir yere gidemeyim bilmiyorum dedim. Benim bakkalım yıkıldı, kontari verdim, muhtar aldı dedim, kendi evine götürdü dedim, oraya bıraktı dedim. Askerlerine gitsin baksın dedim kendinin evinin yanında. İçine malzeme dolduruyor. Vermediler daha. Ben de bakkala bir şey alamayayım var ya.
Benim derdim bu çocuklarımın işi, şunun işi yok. Aylığını da vermiyorlar. 27'ye girdi. %50 engelli. Neymiş, babasının varlığı varmış. Onunla ne alakası var? Şu anda yeşil kartlı. Kendimi zor hissedeyim ayakta durmaya. Ha. Böyle yaşayayım işte. Gelip gideyim bunlarla. Konteynerde bir şey vermiyorlar. Bir kart verdiler. Onunla idare edeyim geçimimizi. Erzak şey, market kartı. Market kartı. Başbakana çağrım var. Benim bu çocuğum engelli, niye aylığını vermiyor, ne bir iş sahibi etmiyor. Ben sabah gözüm yumulsa bu çocuğum nerede kalacak? Diyal mı? Aha bunu everdim, 4 tane çocuğu var. Bunların sorumluluğunu ben yaşayayım. Ha. Yedat yabancılar diye Allah sana güç kuvvet versin diye. Nereye kadar? Sormuyorlar. Yazdılar cızdılar, ayakkabı verecek, sırt verecek. Ben bu çocuğuma bir gocuk dahi alamadım aha. Sırtını dahi alamadım. Çadırdan verdiklerini giyeyim bu. Ama bu kız gelinin çocukları da öyle. Olmaz bu kadar yani. 7 milyar ne? Emekli aylığı. Yeter mi? Onu bağırı bağırı değiller. Ek yapacak, ek yapacak, ek yaptıkları yok. Selamünaleyküm. Burada 5 kişi kalıyorum. 2 kızım var, 2 torunum var. Aylık gelirim işte buranın verdiği bir kart var. Onunla geçiniyoruz. 3.000 lira. Kolay olur mu şurada? Hayatımızda her şey değişti. Bir konteynere geldik işte. Şeyimiz de yok, gücümüz de yok ki ne ev tutalım. Bir kiraya çıksak en aşağı 10.000 lira. Zaten kirada oturuyordum. Ev sahibi de çıkardı. 2 katını, 3 katına başkasına kiralım. Eşyalarımı da hepsini attım çöpe. Bilmiyorum valla. Onu en iyisi büyükler bilir. Bir yılda hazırlayacağız dediler ama hani bekliyoruz. Acaba biz kiracılara var mı böyle bir yardım? Biz kiracıydık yani. Kira yardımı da isteriz. Çocuklarımıza da yardım isteriz. Yani bir iş değilse, yani şu bir odanın içinden iyi olur. Çok kötü gülüm, nasıl olucu? İşte rezilliğinle geçti günlerimiz, gohriyle. Var ya daha deprem sallanıyor. İşte gohrumuzdan daha nasıl olduk, nasıl olacak? Gene aynı şeyi mi görecek deyin, işte içimizde beynimiz işledi o şey. Vallahi bilmiyorum abi, böyle duruyor, geldik geleli. Toplama mıplama yok. Ne isteyeceğim ki ne gülüm, istesem bile yerine gelmiyor bile. Evet, hadi oynayın. Vallahi bizim Maraş'ın kışı daha yeni geldi. Yani. Daha gelmedi. Atlayı konuştur.